Merhabalar YouTube, hoş geldiniz. Twitch chat'i yukarıda gördüğünüz gibi Twitch chat ile birlikte devam ediyoruz. Bu yeni paketi oynamaya, işte başlıkta yazan her neyse falan filan. Biz bu hileyi yazıp kıyafetleri açmanın yolunu bulduk, onu hallettik yani. Hatta bana da şimdi soracaksınız, neydi ki Ece diye, onu da söyleyeyim. Ne yazdı? createsim.unlockbytag. Şöyle de göstereyim, şurada yazan şeyi yazdık. Sonra çünkü yorumlarda yazılacak, ben biliyorum. Onu bir göstermiş olayım. O yüzden bir hızlıca bakalım, ondan sonra şeye geçelim. Böyle bir garson kıyafeti gibi bir şey var. Renkleri de şu şekilde. Okey. Yani gereksizmiş bayağı. Kapalı olmasına hiç üzülmedim. Ha şu mu? Ha, böyle bir çalışma sırasında giyeceği önlüğümsü bir etek yapmışlar. Önlüklü etek mi diyeyim ya da? Yani... Beli düşük, boyu kötü. Bu renkler, bu desenler ne? Geçtim. Yine kitle olmasına hiç üzülmediğim bir şey daha. Erkeklere bakayım mı? Erkeklere şöyle bakıyorum artık yani. Tekrar tekrar galerilerden simler mimler indiremeyeceğim. Bu çünkü şey değil. Child mild değil. Sibling olsun. Çirkin adam çıkarsa hiç şey yapmayın. Uğraşamam şu an. Sadece kıyafetlere bakacağız. Aa, full kıyafete bakmayı unuttum. Haydi. Üf. Neydi? Oldu mu şimdi? Oldu. Ha, aynısı. Yine öyle bir garson üstü gibi bir şey var yani. Anlam veremedim. Niye ki? Burada kitli bir şey yokmuş. Full body'de de tulum var. Bu da aynısının lekelisi. Şuradan renklere bakalım. Ben salopet çok severim bu arada. Güzel bir sim olsa bunu beğenebilirdim bayağı. Ayağında çirkin terlikleri falan olmasa. Severim yani. Peki erkeklere güzel salopet yaptığınızda kızlara niye yok? Bir de bu cepler niye bu kadar aşağıda ya? Poposunu düşük göstermek için mi? Stillere bakacaktık. Doğru söylüyorsun. Öff. Yine Creatis'in videosu gibi oldu bu da. Neyse, başı sadece. Bakayım, Organizing Specialist diye böyle bir şey gelmiş. Ay, aslında tatlı. Bir oldu falan. Yalnız yani bunu Sims'in kendi yaptığı kılık ve pantolonla ayakkabı uyumsuz, böyle birbirlerinin içine giriyorlar. Yani kadının cepleri düşük olur. Yes. Ay, bu çizgi film karakterine benzedi. Yok ya, bence bayağı şey oldu, hani böyle cheesy dekoratör. Tam. Bu da biraz daha işin... Ha bak, Handiness Required zaten ismi. Biraz daha işin işçi kısmı. Hani biraz daha böyle ellerini kirleten kişi olmak için var falan filan. Neyse, bunlar da önceki şeylerin stilleri. Bunu sildim. Bu garip çocuğu. Bizim kızın şeylerine bakalım. Geri al, geri al, geri al yapmak daha uzun sürecek. Onun yerine bu kızdan bir tane daha koyayım. Onun üstüne deneyelim. Sonra direkt sileriz gider. Aha, var var, kızlarda da var. Görelim hemen. Ay çok kötü. Ayakkabını sıçayım. Ay, gözlüğe bak. Ay, buna bakalım. Yani kısmen anlayabiliyorum bunu. Yine bu olmuş. Çünkü pantolon güzel, üst güzel. Ayakkabı... Ah, o ayakkabı, ah. Şu renk falan çok güzel. İyi, tamam. Bir de casual consultant. Evet, yani sıkıcı biri. Ama o sıkıcı biri için çok doğru bir kostüm. Ona bir şey diyemeyeceğim. Bir de bu var. No one cares ya. Bu pantolonu no yani. Ay, ne kadar çok varmış kızlara. Hiç beğenmedim. Ya yani bunun... Ama şeyini anladım. Şu kılıkların nasıl kullanılmasını amaçladıklarını daha iyi anladım bakınca. Onu da söyleyeyim. Sildim gitti. Ya susun, soru sormayı da build'a geçelim. Vay be. Tamam tamam, hadi. Mimar Hanım Christie ile şu pakete bir bakalım artık doğru düzgün.
Tam birinci kombin. Yok, hayır. Ay, London Bridge'e bakmadık ya molada. Tüh, bir dinleseydik. Ne olsun? Spring olsun. Summer mı olsa, hava güzel olsa. Ama şimdi sıcak hava kıyafeti falan giyecek şey olacağız. Aa, biz o zaman sana niye bunları giydirdik? Olacağız. Nereye gidelim? Boş oluyor. Newcrest, aa, ama yok. Ha, biz şimdi bir yere taşınca o işe başlayacağız falan. Öyle mi olacak? O zaman şehirde oturuyorum ben. Sen bana şunu. Kışı ne yapayım ya? Takacak berelerini, eldivenlerini şimdi. Aa. Ne işin var kışta? Bu bir seri falan bir şey, bir challenge, cartroot olmadığı için free real estate yapıyorum. Rahat. Buralar da çok büyük evler de. Occupied. Chic Street. Bunlar da çok sicko. Şu güzel bir apartman dairesi yok mu ya? Buraya bakamıyor muyuz? Lönk diye taşınmak mı zorundayız? Hadi taşındım gitti be. Furnished olsun. Eşyalara nasıl bakacağız? Bakacağız işte şimdi burada. Penny Pizzas'ın evini alalım. Hangisiydi? Nasıldı? Geçti artık. Ya benim şu plumba bug'ımı yapan mod hangisi biliyor musunuz? Your neighborhood's eco problem. F, tamam geç. Bu ne kılık ya? Bir dakika. Bu kılık ne? Sen bir müzik sus. Bu kılık ne? Bu neyin kılığı? Biz bu kızın diğer kılıklarını yapmadık mı? Ya şu an yapmadık da önceki yapışımızda tabii Simistein'de sadece everyday yapıyoruz. Ay, keşke style look koysaydım en azından. Neyse, sen everyday'inin dışına çıkma anneciğim, tamam? Hah, öyle kalsan. En kötü böyle çok gözümüze batarsa şeye atarız. Ay, bu ne basketbol sahalı falan ev tutmuşum. Neyse, biz bu basketbol sahasını şimdi kaldırıyoruz. Burayı eşyalara bakmak için kullanıyoruz. Mimar hanımefendi de burayı ne için kullanıyor bilin bakalım. Evet, doğru bildiniz. İç mimarlıklar yapıyor. Bilmiyorum. Ha, üst kat falan da var. Ha, şurada baksak ya, aydınlık. Ha? Evet, şurada falan bakalım, durun. Aynen, şuralarda bakalım. Hiç içeride kapalı. Uğraşmayalım canım. Pax. Dream Home Decorator. Şimdi çalabilirsin müzik. Bakayım. Çok güzel. Ya bunca zamandır biraz böyle hani artık ya geç bile kalındı şu eşyaların gelmesi. Çok geç artık yani. Ay, renkler falan. Şunun swatch'ı. Ah. Şu swatch'a bakın. Bir sürü eşya sığar mı ki? Ay, sileriz ayol. Hiç mimarız, nasılsa yaparız. Heh. Hiç. Buranın adı neymiş? Bakın ben şimdi size. Siz durun siz şimdi. Siz şimdi durun. Galeri ver. Ara bakayım. Ne demek no results found? Ha, householdmuş çünkü. Rooms değil, lots. Çok kızdım. Çok güzel mutfak eşyaları var. Beğendim bütün oyunu. Beğendim baya. Ay, herkes sevmiş ya. Çok ilginç. Evimizin mimarı Selim. Ay, Selim Bey'in yaptığı evler peki. Nasıl güzel falan diyormuşum. Hayır. Çirkinlik abidesi ya. İnanılmaz gerçekten. Ya, televizyonda bir program olarak yayınlanıyor olması ve insanların görünce tarzı tepkiler vermesi. Ooo, Lissims hanımefendi yapmış. Ama bizi biraz daha böyle. Lissims'i çok EA gibi yapıyor. Bu ne mesela? Bu da çok mu? Bu çok coşturmuş. Bu ne yapmış ya? Bunun ne? Apartmanın üstüne apartman yapmış ya resmen. Çok görgüsüzce. O tabii yani, bu kadar öküz gibi büyük bir yer seçersen ben bu kadar beklemiyordum. Ha, bu böyle New York style yapmış biraz. Nasıl acaba? So much personality packed into one lot. I adore it. Eski de olsun istemiyorum. Yüklenme, vazgeçtim.
Bu içerinin basketbol sahasını değiştirmişse bununkini indiririm. Hiçbir şey anlaşılmıyor ki galerinin minicik fotoğraflarından diyeyim hadi. Aman indir şunu gitsin. Place değil de. Hah, save to my library. Yeni şehir mi gelmiş? Tabii tabii aynı. Alıyorum o zaman ben paketi. Ya değiyorum. Ha sen daha almadın. Sen o yüzden şeylere bakmak istiyorsun deminden beri. O yüzden hadi hadi deyip duruyorsun. Anlaşıldı şimdi dur. Dur dur anladım. Dışarıdan bakmak istemediğime karar verdim çünkü şeyi anladınız değil mi? Mavi ışık oldu falan. Ben o konuda sesli söylenmeyi unuttum. O yüzden şey oldu. Of! Aptal oyun ya. Kafayı yiyeceğim. Bir Allah aşkına. Heh, bana kocaman bir alan ver. Yüksek mi? Tamam, yüksek olsun şeyleri de. Cam ver. Cam ver. Aydınlık istiyorum. Işık. Işık. Ay buradan güneş geliyor. Buraya bol cam koyalım. Oh size kocaman bir depo alanı oluşturdum. Burada şimdi rahat rahat her şeye bakabiliriz. Ay ne yapsam ışık da mı koyayım? Ece delirme. Ece hayır. Build yapmak yok Ece. Ece. Ema. No. Ema. Really? Hıh, tamam. Şimdi şu camın önünde bakacağız tamam mı? Hah, bakın ne kadar güzel bir mekan. Gördünüz mü? Harika adeta. Her yeri beyaz da yaptım. Oh, tertemiz. Fena mı oldu? Güzel güzel bakıyoruz. Gayet güzel oldu. Ece ışığın güzel olduğunu bildiğim bir lota gidip baksaydı ki hemen... Öf, sus. Showroom yaptım. Evet, doğru söylüyor Gözde. Tamam, şimdi show ol. Dream Home Decorator. Deminkilere baktık onlar bir gitti bitti bir şeyler oldu. Koyarız yine. Aşağıda duruyordur. Güzel. Güzel güzel. Hepsi çok güzel. Şöyle bakayım istiyorsanız. Ay çok güzel. Şu swatch'a falan bak ya. Çizgi çizgi olmasını çok sevmedim de okey yani. Hani biraz değişiklik olsun zaten. Garip müzik. Wow. Şu rengi falan çok güzelmiş. Bu mutfak şeyi mi peki? Ay vallahi öyle kız. Ne diyorsun? Neler diyorsun? Oo bu dış köşe olduğu için koyamıyorum artık. Onu da hayalinizde şey yapın. Neler diyorsun öyle? İyi güzelmiş. Şöyle bir renklere de bakalım. Nice. Nice. Tamam. Hah. Renk böyle yapılır. Renk böyle yapılır. O öbürleri neydi ama simsiyah? Bir de böyle bir şey varmış. Ay bunları yine şeylere yaptırmışlar bakın. Custom contentçilere yaptırmışlar yine paketleri. Vay be. Peki bu da mı? Ay ikinci cabinet inanmıyorum. E tabi decorator paket yapıp da artık sonunda akıllandılar. Küçük dolap. Ay çok şaşırıyorum Sims'in böyle şeyler yapabilmiş olmasına. Böyle şeyleri düşünebilmiş olmasına. Yani inanılmaz şaşkınım. Biraz abartı tepkiler vermişim gibi oldu. Bu daha güzel. Şöyle dışarı çıkık olması hoşuma gitmiyor benim. Nice nice nice. Ay çok güzel ya. Bunları böyle... Bunlar mesela televizyon ünitesi gibi şeylere de çok kullanılır. Mutfak olmak zorunda da değil üstelik. Ve you know what? Mix and match de güzel duruyor. Hepsini aynı renk kullanmak zorunda. Mesela ahşap renkleri tutup kendi renkleri farklı farklı olması falan çok güzel. Çok iyi değil mi? Kaç para bu paket? Koltukları görünce de... Vallahi çok mu güzel koltuklar? Böyle bir masa gelmiş. Yani yine benim sevmediğim çapraz çapraz ayaklar var. O yüzden bir oldum. Ama it's okay yani. Masadır en nihayetinde.
Bu peki dining table mı? Rock istedi six-legged table. Bir de marifetmiş gibi yazmışlar orayı. Bunu hiç sevmedim ya. Bu ne bu? Sims 3 custom content'i gibi. Bu da çalışma masası. Aa, güzel. Güzel. Yani hem kullanışlı hem sade gibi olması falan. Renkler çok iyi ya. Sonunda yani. Sonunda hakikaten renk işini bir halledebildiler. Bu modüler eşyalar pakete özel maalesef base game için getirmediler. Evet evet canım. Ha, koltuğu görünce ne yapacaksın? Ona trailer'da gördüm koltuk. Demek ki modüler miymiş o? Böyle L koltuk mu vardı? Bir şeydi. Demek ki paket paketmiş. Şey paket paketmiş diyorum. Parça parçaymış demek ki. Nice. Aaa, ikinci desk. Ay çok kullanışlı şeyler. Çok kullanışlı. Bayağı custom content paketi yapmışlar bu arada. Official custom content paketi gibi bir şey gelmiş yani. Ve içinde gameplay de olması. Sen tam senlik paketi Gözde'ye mi yazdın? Ben üstüme alınmıştım. Bazı dolaplar da modüler. Bunlar mı yoksa dolap mı? Hani giysi dolabı gibi bir şeyler mi? Şu an halhalım gevşemiş de onu sıkmaya çalışıyorum. Tamam, yaptım. Yum 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 yum. Aa! Niye bunlar birbirinin aynı swatch'u yok? İnanabiliyor musunuz? Ya bunların birbirine uymasının hiçbir anlamı yok bu arada. Yani onlar birbirine modüler olmasa da olur da. Yani o modülerliği getirmişler ve bayağı da kullanmışlar. Ona şaşırdım ve sevindim açıkçası. Aa, çok iyi öğrenci masası. Hiç sevmem böyle önünde kitaplığı olmasını. Önü açık olacak, orada üstü boş olacak da. Hiç böyle beni basar yani. Ama öğrenci kafasıyla okey. Ya da ben küçükken ama bayağı bir ilkokul yani. Benim çalışma masam böyleydi. Belki o yüzden sevmemeye alıştım ve onu çocuk şeyi gibi kafama oturttum. Ay, kullanırım ben bu masaları o. Böyle yazmış olduğunu bir hatırla istedim. Bu ne, mimarın kullanabileceği Draft with Style Specialized Designer Desk. Evet. Nice. Beğendim. Başka? Güzel. Bunlar çok kullanışlı oluyordu. Custom content olarak kullanıyordum yani ben. Bayağı kullanışlı oluyorlardı. İyi olmuş getirdikleri. Ay, bunlar da modüler. Eşek sıpalarına bak. Bunlar da modüler Enka. Biz ne yapalım biliyor musunuz? Şuraya duvar şeyleri dayıyoruz. Orası böyle olsun. Işık yetersiz oldu mu? Şey ver bana. Oyunu çökertme keyfi. Bunlar hep birbiriyle. Ama mesela bu değil. Mi? Mesela bu yuvarlaklar da birbiriyle mi? Evet. Yuvarlak hatlılar birbiriyle. Köşeleri sivri olanlar birbiriyle falan yapmışlar. Ay, çok iyiymiş. Ay, buraya giysi falan mı asıyorsun? Ne bu? Evet. Close hanging shelf. Ay, camlı var. Sürgülü cam mı? Ha, değilmiş ama olsun. Ay, çok güzel ayrıntılar bunlar. Çok beğendim. İlk koyduğun şeyden sürüklüyorsun. Okey. Ayrıca yukarıdaki şey ne olmuş? UI da bozuldu. Bir mod bozuyor bir şeyleri ama hangisi olduğunu bulmaya uğraşacağım ha. Diyorum, geçiyorum valla. Kendi keyfine göre bir kitaplık tasarlayabilirsin sanırım.
Teşekkür ederim Ulaş abi. Ay, bu mesela kendini yukarı attı. Şöyle olmuyor mu? Olmuyor. Olsa daha iyi olurdu ama neyse. Böyle böyle gidiyor. Güzel olmuş ya, beğendim. Yani biraz hani sonunda dedim yani. İç içe falan girdiler ama siz anlıyorsunuz herhalde. Bak ya, uzuyor muzuyor kendi kendine. Ha, şeydi, bir değiller ama olsun. Güzel ya, çok hoşlandım bu paketten. Build sevenlere hakikaten placed on a wall. Duvar şeyi. Large glass floating shelf. Gerçekten build sevenlere paket yapalım deyip yapmışlar ya. O çok iyi olmuş. Ya yani şunu anlamışlar herhalde. Bizim gameplay'imizde bir bok yok. Herkes delik ve kaç senedir de bu oyunu artık sakız gibi uzattık uzattık uzattık. Artık kimse oynamıyor. Ama oyundan vazgeçemeyenler sürekli ev yapıyor. Ne yapsak acaba? En sonunda bu paket gelmiş. Tek bir pakette mutfak, salon, banyo, giriş tasarlayacak kadar şey var. Ama yani bir zahmet bu pakette de olsun. Bütün odalar için eşya var. Ay bir saniye, çok hızlı bir şey yazmam lazım. Ay hemen bir ses kaydı atacağım. Tamam. Özür dilerim. Ses kaydı yaptım ki hızlı olsun. Yani güzel musluk. Okey. Bunun altına dolap falan giriyordur umarım. Şunlardan biri falan giriyor mu mesela? Öyle şeyler olur mu? Bunlar gerçi duvara monte şeyler. Şunlar da fazla yüksek. Ha, altının dolaplısı var. Ha tamam. Bu çok daha güzel bir musluk. Bir lavabo. Bunu böyle olunca çok sevmiyorum. Bunun altı dolu olsun istiyorum. Ama gerçi küçük evlerde de altına ne bileyim kedinin kumunu koyalım kafasına falan girebiliyoruz. O açıdan güzel. Güzel küvet. Ya bir kere şeyi anlamışlar. Beyazla ahşap birbirine çok iyi uyuyor. Tamam mı? Bunu anlamışlar. Ve artık en sonunda yıllardır şey konusunda çok eleştiriliyor ya. Ece o musluğu duvara koy bak ne oluyor. Konmuyor. Şaka. Şeyler içine girdi. Güzel. Evet, böyle güzel bak. Şimdi tamam. Şimdi oldu. Bunda yok herhalde. Okey. Tamam, güzel. Bu iki renk aşırı. Ha, şöyle yapıyorlardı ya. Bir paket çıkıyordu. Paketin eşyaları da kendi içinde uyumsuzdu. Hatırlıyor musunuz? Yani mesela hepsinde ahşap bir şeyler var ama hepsinin ahşabı farklıydı falan. Böyle birbirine uygun şeyler yapamıyordun. Böyle ev böyle beş benzemez bir şey oluyordu falan. Sonunda uyumlu olabilen şeyler yapmışlar. Sonunda yapmışlar yani. Gözde telefonuna bakar mısın? Bakmadıysan yani. Evet evet. EA'in en iyi işi neden? Çünkü bu ne? cute bu arada. Beğendim. Çocuklar için tatlı. Ay bu da pek güzelmiş. Çocuk olsam seve seve şey yapardım yani. Ay ya inanamıyorum. Sade minimal tablolar mı gelmiş? Ben mi yanlış görüyorum? Soyut var ya, soyut var. Ay sonunda çok geç kalındı böyle şey. Çok çok geç kaldınız. Ya artık demode bile oldu şu Pinterest kafaları yani. Evet, sana attım ses kaydı az önce. Sen bak. Şunlar iyiymiş. Bunlar iyiymiş. Bunlar çok kullanışlı. Bu nasıl müzik Allah aşkına ya? YouTube'dan telif yemeyeceğiz diye. Telif. YouTube'dan telif yemeyeceğiz diye. Ay çok güzel. Çok iyi. Ama yani boyu moyu yine bir yanlışlık var. Bizi... bak bu daha güzel. Bu daha güzel. Sen kenara git. Sen buraya gel. Bu daha güzel. Mesela şuraya bir şey konuyor mu acaba? Onları denemek lazım.
Böyle perdeler gelmiş. Bu buraya tabii kısa boy kalıyor ama şu renklerine falan bakalım. Güzel yani, bunun düz rengini bir custom contentçi yapsa çok iyi olur. Çünkü şeyleri falan güzelmiş. Bu borusunun şu şeyleri, ona ne deniyorsa bilmiyorum yani. Evet, evet, diş fırçası falan buraya bir şeyler konuyorsa iyi olur yani. Güzel, evet. Yani dünyanın en güzel perdeleri değil ama it's okay. Ama yani bu perdelerin takılış yerinde bir sorun var. Yani cama giriyor falan. Yanlış bu. Ay, halı! Halı diye bir şey olduğunu bile unutmuşum. Nice. Çok kullanışlı halı. Ve yani renklere bakılırsa... Mesela genç odasına da halı var burada. Böyle bekar adam evine de halı var. Daha böyle Pinterest kızının evine de halı var. Mutfak kilimi gibi de kullanırsın. Başka bakayım. Salona da koyarsın, salonuna göre değişir falan. O bir okeymiş yani. Beğendim halı. Bakayım diğerine. Çok iyi. Şunlar falan çok kullanışlı. İki renk falan yapmışlar. İyi, güzel. Küçük şımarmalar iyi olmuş. Evet, püskülleri de güzeldi. Ama çok muntazam. Hiçbir püskül bu kadar muntazam olmuyor. Şunu da koyayım da yıldızı gitsin. Ay, mutfak eşyaları. Hazır mısınız çocuklar? Bu ne? Must be placed on specific objects. Bunu neye koyuyoruz acaba? Damata giden cabinets, the appliance monster. No space electric oven space saver. Yo, dolapları değil mi? Tezgaha mı? Peki, döneceğim ona. Veya Türk fırını bu masaya falan konandan. Türk fırını diye bir şey değil o ya. Set üstü fırın denir ona ve bütün dünyada kullanıyor. Tezgah koyuyor. Anladım da daha tezgahlara gelmediğim için koymuyorum. Bunlar da herhalde biraz, evet, bayağı custom contentçilerden aşırma paket yapmışlar yani resmen. Ay pardon, başınızı döndürdüm. Biz oraya sıkışmak zorunda değiliz ya bu arada. Güzel kitaplık. Beğendim. It's okay. Bu oval kenarlıları çok sevmedim. Bunlar daha benlik. Onu da bir belirtmeden geçemeyeceğim. Açıkçası bu da aynısının yerde duranı gibi gibi. Yani ufak farklar var tabii ama... Bu da o mantıkta. Aa, bunlar. Bunlar işte. Sizi Allah kahretmesin. Bizi süründürdünüz be bugüne kadar. Ay, inanamıyorum yani. Hakikaten inanamıyorum. Çok da güzeller. Çok da güzeller chat. Çok beğendim. Açık dolap yapacağız diye götümüz çatladı kaç senedir ya. Ay, yanlışlıkla şeye bastım ya, klonlama. Neyse artık. Ay, çocuk kıyafeti mi bunlar? Çok komikler. Şunlara bak küçücük. Bugüne kadar şunları koymadılar ya, inanamıyorum. Bu da dresser herhalde. Ay tamam, çok güzel olmuş. Çok yani şu inceliğe bak ya. Öküz gibi dresser'lar koyuyorlardı. Odaya bir koyuyorsun, odada yer kalmıyor falan. Sonunda şöyle. Okay. Çocuk yatağı, ucuz IKEA yatağı, klasik. Ha, bu daha güzel. Böyle daha çok severim. Hem storage alanı var, hem de şu... Ben yatak başlığı sevmiyorum bu arada. Kendim de böyle dosdoğru duvara dayanmış yatak daha çok severim. Bir çıplak duruyor biliyorum. Böyle annem falan da kızım böyle olmaz, başlık alsaydık falan diye şey yapardı bana ama... Hakikaten bir sevemiyorum. Orada boğuyor beni, başımda biri dikiliyormuş gibi böyle çekil be olasım geliyor. Sonunda demişler ki... Ya gerçekten... Antin kuntin böyle desenler, renkler falan olan bütün çarşafları bırakmışlar. Ya sonunda biri sanırım ofiste demiş ki arkadaşlar
Evlerinize gidip çarşaflarınıza bir bakın. Severek aldığınız çarşaflarınıza bir bakın. Düz renk mi yoksa desenli mi? Bütün dünya düz renk çarşaf kullanıyor. Nevresim takımı kullanıyor yani. Desenliler hep ya eski ya işte annemiz almış falan böyle. Sonunda ya hani tabii ki desen olmasın değil ama bak bu sade ve ayarında kullanılmış. Mesela düzle eşleştirmiş onu falan. Okey yani. İlle bu kadar düz olmak zorunda değil. Bunun da sıkıcı olabildiğinin farkında. Ama bak mesela bu güzel. Saçma sapan çarşaflar gerçekten ya neden yapıyorlardı? İşte öyle numarasız bir şey yapmıyorlar biliyorsun. Hep bir oyun olacak içinde. Şimdi öyle olmamış. Ama bir sonraki paket yine oyunlu gelir söyleyeyim. Ay renk çok... Şöyle yeşil bir ev yapalım ama böyle olev yeşil yani anladınız mı? Yeşil bir ev yapalım mı? Bugün değil artık da yani. Ay çok güzel. Başlık sevmeyen ben, yatak başlığı sevmeyen ben bu bed frame'i alırdım. Çok güzel olmuş. Yani ucundaki buna ne deniyor bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Runner falan mı? Footer mı? I don't fucking know. Bugün yapalım. Saat 2.45. Daha bakıyoruz falan. Paketi oynayalım falan dedik ki mümkün olacak mı bilmiyorum. Çok güzelmiş. Bunun renklerine bir bakalım hemen. Çok hoş. Hoş. Çok hoş. Bayağı güzel bu. Yani... Oh, nice. Nice. Güzel. Bunları sevmiyorum böyle. Ay beyaza bak. Oh temizlik be. Otel falan yapasım geldi. Okey. Çok beğendim. Çok güzeller. En güzeli şu galiba. Yok ben az önce hangisini çok beğendim? Bunu mu çok beğendim? Aman neyse önemi yok. Böyle şeyler gelmiş. Bunk bedler. Oha! İki kişilik yatakla tek kişilik yatağa böyle böyle falan... Yapmışlar yani. Ben bu bunk bedlere hiç bakmadım bu arada çıktığında zamanında. O yüzden bunlar vardı ki falan gibi şeyler. Söylememenizi rica ediyorum. Güzelmiş şuranın inmesi. Güzel detaylar var. Aferin ya. Çok güzel olmuş. Ha otel olur bu eve zaten kocaman. Burayı sileceğim ben be. Çok güzel. Very nice. Başka? E tamam hepsi artık birbirinin aynısı. Ya altına sandalye koymuş aynı şeyi vermiş. Tamam da. Altına dresser koymuş. Altına çalışma masası koymuş. Bunun... Bu çok çizik 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 çizik. Bu nasıl bir... Bu ne çubuk 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 çubuk. Bu ne ya? Kürdandan yapmışlar da böyle üstüne yatınca hemen pırırırır diye dökülecekmiş gibi. Sims orijinaline inanmıyorum. Yeni indirdiğim CC paketine bakıyor gibiyiz. Ya Cemile! Ya söylemeyecektik ya. Cemile ya. Cemile ban istiyor. Bunlar mı modüler? Bunlar birbiriyle modüler değildir. Heh, bunlar birbiriyle modülerdir. Nice. Lütfen bana buraya uzanabiliyorlar deyin. Ne olur burada biri otururken burada biri uzanıyor ve beraber televizyon izleyip sohbet edebiliyorlar deyin. Evet evet anladım. Üstlerine tıkla ne demek ya? Ha şeyli. Böyle diyorsun. Nice. Size helal olsun. Ama bu kadar geç koyduğunuz için bir yandan da hayır o olmasın. Bu zamana kadar bunu yapmış olmaları gerekiyordu. Çok iyi. End piece'te koymaları çok iyi olmuş. Çok güzel. Helal kız. Bir saçma oldu bu ama. ...2021'de böyle bir şeye wow oluyoruz. Tabii tabii ya bugüne kadar gelmeliydi bunlar. Hep lazım oldu. İnsanlar hep... ...build hileleriyle... ...işte custom contentlerle falan... ...bunları yapma... ...çok yıllardır yapıyoruz artık yani. Ve simlerin bunları kullanamıyor oluşu... ...pek kabul edilebilir değildi. Hani L koltuk çok basic bir şey. Onu geçtim Sims Mobile'de falan var. O yüzden olmalıydı yani. Şunların da renklerine bir bakalım.
Çok güzeller. Yani it's okay. Hep iyi yapılmış. Yani biraz kişiliksiz bu arada ama daha iyi. Onu anladım. Hani şey demişler yani, hani sade olsun, bir şey anlatmaya çalışmasın. Zaten bence Sims'in en büyük sorunu buydu yani. Az önce dediğim gibi hani her şey çok şakalıydı. Evet gibi. Ay bir de teknik kodunu koymuşlar, cidden mi Sims, sadece şaşkınım. Ha evet, bir de kendi içine de buradan bir de bu su da var falan. Var yani. Bilmiyorsan var yani Necati'cim. Biliyorum Yiğit, tezgah koyunca bakacağım. Niye bunlara kimse tepki vermedi? Hepiniz biliyorsunuz çünkü değil mi? En son ben bakıyorum bu paket. Böyle yatak yapanızı. Ya no you don't. Tamam, silmiyorum o zaman tepkiler geldiğine göre. Buna baktım. Bu sandalye var. Ama bu yemek masası baktık mı biz? Evet, şuraya bir yere koymuştuk. Yani böyle bir sandalye var. Okey, güzel. Biraz cılızmış ama olsun ya. Bütün sandalyeler çok böyle ağır ağırdı yani. O yüzden aslında iyi de olmuş. Aa bu güzel. Bu böyle çalışma masasıyla da çok kullanılır. Ay bu çalışma masasıyla çok güzel kullanılır. Çünkü daha sıradan insan için çalışma masası koltuğu koymayı sevmiyorum. Çok şey gözüküyor. Çok geek gözüküyor ve o insan öyle biri değil yani. Arada bir şöyle bir günde yarım saat oturuyor orada, şöyle kahvesiyle maillerini okuyor, kalkıyor falan, anladınız mı? O yüzden öyle insanlara böyle koltuk gerekiyor. Onları da Sims'te hiç yoktu. Custom content'ler de çok alfaydı. En azından bendeki, hani ben hiç güzel custom content bulamadım diyebilirim. Yani birkaç tane var da hep aynı şeyleri de kullanmak istemiyorsun yani. İnsan istiyor yeni yeni şeyler olsun falan, neyse. O yüzden about time diyorum. Bu Nifty Nisting'de gelen koltuğa çok benzemiş ya. Yani o yastıklar, o kenarının kıvrımı. Okey. Yani bir çığır açılmamış ama tabii ki çok güzel koltuk. Yine güzel yapılmış. Bu coffee table mı? Ha, sitting bench. Tabii zaten belli üstünün yumuşak oluşundan. Max Smash custom content çok zor bulunuyor. Build için özellikle. Evet evet, kesinlikle katılıyorum. Yani artık yıllar geçtiği için biraz daha şey oldu. Asya büyük harfle yazdığın için bot sildi. Şey, uzun yıllar geçtiği için bir sürü şey yapıldı, hani bir tık daha bulunabilir artık ama yine de Sims'in kendinden yapması gibiydi. Şimdi bunların üzerinden bu sistemler geldiğine göre ne custom contentler yapılır? Of. Coffee table da modüler setten. Güzel. Coffee table'lar çok büyük oluyordu. Onu biraz ufak yapmış olmalarını diliyorum. Şimdi şuraya tezgah, mezgah, mutfak, mutfak deneyelim. Beautiful and sexy, here I am baby. Petek Dinçöz. Çok güzel. Soru işareti, soru işareti, soru işareti. Çok iyi ya. Bu arada hani sade güzel şey, tezgah. Hiçbir şey yok yani. Hani bu kadar falan değilim. Sadece Sims'in bunları yapamamasına o kadar alışığız ki çok uzun zamandır. Yapabilmiş olmalarına şaşırıyorum haklı olarak yani. Bu nasıl bir... Bunu niye oturtamadım ben? Ha tamam.
Beynim yetmedi. Kafam çok karıştı. Ha böyle tamam. Ben bu yuvarlak parçayı hiç kullanmam da. Alışık değilim. Hakikaten beynim yetmedi yani. Wow. Nice. Ben bayağı beğendim. Funik mi? Duvarda asılı olan rafları vesaire birbirine birleştirin. Hepsini birden oynatmak istersen seçip ışığı yanıp sonra tıklayarak oynatabilirsin. Umarım anlatabilmişimdir. Gerek yok ki, anladım ben onu zaten. Belli bir şey bayağı. UI anlatıyor. Teşekkür ederim Kuy. yukarıdaki ocaklara bakacağım şimdi. Bunlar da mı counter? Çekmecelisini ayrı yapmış. Çek dolaplısını ayrı yapmış ya. Ya sonunda bir şey üşenmemişsiniz Sims. Fırına da bak. Oğlum her şeyi sırayla tek tek koymuyor muyuz zaten? Helal. Güzel. Ay! Bitiş parçası çok tatlı olmuş. Çok güzel olmuş. Tipe bak. Haha ben dedim böyle tepki vereceğini tahmin ettim. Ne ya? Bu arada benim okumadığım her şeyi görmedim sanıyorsunuz. Ben hani es geçiyorum kasten. Sadece ben değil yani bir sürü hani böyle bir, orada bir sürü mesaj okuyoruz. Arasından en hani bir şey konuşulacak olana falan cevap veriyoruz yani. Bu ne, bu ne? Ha bu dış parça yani şey ayrıca kullanmadık, o da öyle yapmadık falan. Okey anladım. Tamam bunların hepsini tek tek yerleştirmeye gerek yok. Şöyle bir renklere bakmak istiyorum sadece. Ay daha da fazla cabinet. Yo bunlar demin koyduklarımız. Evet tamam bunlara baktık biz. Şeyler yıldızlar gitti de o yüzden ayırt edemiyorum. Başka bakmadığımız dekoratif şeyler var. Onlara gelmeden şu ocağa fırına falan bir bakalım. Ocağa fırına bakmadan bunların renklerine bir bakalım. Güzel 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 güzel. Oo bu çok güzelmiş. Yemyeşil bir ev yapma fikri çık aklımdan. Bembeyaz falan yapmışlar ya. Ne oldu bunlara? Büyü falan mı yapsanız biriniz? İtiraf etsin. Ben neden okumuyorum by the way. Neyi? Ece Sims'e tekrardan yükselmeye başladım bu paketle. Yok be! Vallahi ondan da yani bir şey yapabilmiş olmalarının heyecanına şey oldum. Ev kur olmuş apartman. Ev kur nasıl bir yerde? Ev kur. İlk açıldığında bir kere gittim, bir daha da gitmedim. Yeni bir çalışan aldılar. Yeni bir çalışanla olacak işte. Ha yani şeyse, kreatif direktör tarzı birisi olabilir de. Yok yani hepten bir şeyler olmuş şirkette. Ay sen çetüçtü ocak mıçın sen. Sen küçücük. Ben buna air fryer olduğuna çok ikna olmuştum bu arada. Ama oven'mış bayağı. Oh renkleri de tatlı tatlı eşek sıpasının. Oy 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 sen üstü ocaksız üstü ocaksız fırın mısın? Ocağı biz isteyip istersek kendimiz mi koyuyoruz biz? Oy 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 siz custom contentçilerin fikirlerini mi çaldınız? İyi yapmışsınız. Ben zaten bu arada custom contentçilerin şey olduğuna eminim. Ya helali hoş olsun şu oyuna getirin de şunları falan olduğuna eminim yani. Ay bir de böyle ocak da mı var? Aferin size. Artık ada mutfaklarımızın buralarında böyle ocaklar mı olacak? EA Franchise Control'ün tamamen oyunları yapan stüdyonun ellerine verdi. Bir sürü EA oyunu daha iyiye gidiyor şu an. Başka hangi EA oyunları iyiye gidiyor? Yeni yeri anlaşan bir şey olmuşsa büyük unuttum. Ay çok umurumda değil valla Sims şeyi açıkçası. Sims draması. Okey hadi dekorasyon. Ay en sevdiğim kısma geldik. Hadi dekorasyonlara bakalım. Küçük dekoratif eşyalar. O bu bug benden oluyor. Onu takmayın. Ya bendeki bir moddan oluyor diyeyim daha doğrusu. Şuraya koyayım bunu durun. Ay. Bunu yapabilmiş olmaları bu arada çok iyi yapılmamış mı? Çok güzel yapılmış. Yani hem çok net, tane tane net hem de bir şekilde alfa durmuyor.
Ve boyutlu boyutlu fotoğraf gibi ama salyalarım aktı diye. Çok güzel olmuş ya. Ha, boyutlu boyutlu değilmiş. Ama çok boyutlu gibi durmuş yani. Onu yedim. Aferin. Çok beğendim. Look at all those chickens ya. Mükemmel renkler. Bu ne be? İğrenç. Çocuk odasına koyarım ama. Hiç sevmem böyle min 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 duvar şeyleri böyle sözde cute olan. Siyah. Bu da çocuk şeyi herhalde. Böyle şeyleri sever. Bunun içine potpourri koyabiliyor muyuz? Forbidden cereal bowl. Ne? This bowl is only a kind of... Okay. Ay sizi yesinler. Sizi yesinler. Gözde şuna bak. Ay bir şey söyleyeceğim. Gözde bu kadar güzel olacağını bilseydim. Gel Discord'da bağlan da birlikte bakalım derdim. Ne kadar kalmış? Ay bir şey kalmamış. Gelmek ister misin? Hoş geldin Çizer. Çok utanacağız şimdi. Bizi çok zayıf bir anımızda yakaladın. Sims'e güzel paket yapmışlar. Gelem dur diyor, dur. Bu ne lan? Ha. Ödüm koptu. Klatırcılar için çok iyi bu paket. Az var gibi geldi ama onu da çok bilemiyorum. Yayın odasına girdim. Sesimi de açtım. Ekran paylaşımımı da... Go live. Valla gelirsin Gözde'cim. Gözde sen Discord'da VIP misin? Değilsin galiba. O yüzden gelemeyebilirsin ama. Tamam ben seni yan ekrana aldım. Yani Discord'da yan ekrana aldım. Bir odaya girersin görürüm çekerim en kötü. Neyse çok güzel ya. Şunun da renklerine bakmayı unutmuşum. İçinin farklı renk olması çok güzel. Gözde kim ben çok yeniyim. Asla tanımayan kimseye çok Fransızım. Şimdi Gözde'yi aslında ben chatten tanıyordum. Sonra meğer o da yayın yapıyormuş derken sonra da meğer bir de yaşıtmışız. Ay pek sevdim falan filan arkadaş gibi olduk yani. Hani hiç hiç bizzat görüşemedik ama you know internet arkadaş. Cuma günü de beraber yayın yapacağız. Gözde? Hello. Ay. Hepimizin kulakları şu an. Ay çok yüksekti. Ay dur. Bir dakika ayarlayacağım şimdi. Gelmiş oldu. Dur şu anda da çok kısık olabilir. Müziği bir durdurayım şey olsun. Bir konuşur musun? 1, 2, 3, 4, 5. İyi değil mi? Şöyle biraz daha açayım. Tamam bence iyidir. Ya benim sesim civarlarında gözüküyor şu an. O yüzden okey gibi geliyor bana. Kahve sıcak sıcak burnumdan geldi. Yani ben de bir sıçradım yani böyle klip falan olduysa çok heyecanlıyım o anı izlemek için. Ben böyle salyalı geldim ya bir anda. Evet ya baksaydık falan gibi bir cevap bekliyordum şey oldun ya geliyorum. Ekle. Ben el çırpıyordum en son ekranın karşısında ben. Üç saniyelik gecikme olmadan göreceğim işte bu be. Bu arada ben hala şeyden bakıyorum. Dur açayım. Sims'in grafikleri böyle ya çizer. Bu bir modla falan olmuş bir şey değil yani. Sims aslında bakma çok güzel oyun ya. Ay çok güzel. Yeşil çok güzel. Gözde bunun içine ne koyardın? Bu neymiş ki şimdi? Şeyi bowl'da yazıyor. Dekoratif kase. Dekoratif kase. Anahtar. Herhalde. Yok ya böyle şeyin böyle masanın sehpanın üstüne koymalık gibi bir şey değil mi? Şey yayın açtığın için mi acaba drop oldu? Muhtemelen. Dur kalitesini düşüreyim onun. Olur mu? Olur. Hayır düşüremezsin. Hele bir düşür bak ne yapıyorum. Dur bir kapatayım da şu an droptan böyle millet ne oluyor tamam, falan tamam. Oluyor olabilir. Yo gerek var mı? Yok. Hallediyorum chat. Düşük FPS yapayım. 15 FPS olsa ne olacak? Hareketli bir şeye bakmıyoruz ya genelde. Yani yayından da takip ederim en kötü. Şey çok sorun olursa. Dur. Bence oldu. Bence halloldu.
Gözde senden debugları açıp bunun içine tek 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 tane tane elmalar yerleştirmeni bekliyordum. Bu yanıt beni hiç tatmin etmedi bu yüzden. Ya artık debug açmıyorum çünkü yayın bitmiyor yani. Yoksa zaten biliyorsun 10 saat. Şu an bitirebiliyor musun? İnsan olduğum için yani. Yakında 24 saat yayın yapacağım bu gidişle. Ay çok iyi. Renk challenge'ını bitirdin mi? Her oda farklı renk challenge'ını peki. Bitirmedim sanırım. Bitirmedim ya. Ben onu Gözde hiç bize bıraktım. Merhaba demedin. Bağırarak geldim merhaba diye nasıl demedim? Bu arada Gözde'nin nicki de kim? Ulaş var. Ulaş Gözde'nin nickini de atar mısın? YouTube Pokidoki TW ile siz ama önce bir gelin beni takip edin de Twitch'ten. Alo. Ondan sonra da Gözde'yi de. Gözde de Sims'tir, Stardew'dur. Hep bizim kafalar falan filan yani. Vallahi çok keyifli. Ya bir de hala Twitch'e gelmediniz mi yahu? Yani hiç. Hala. Gözde bak bak. Ablası bak bak. Aynı spitin bir yükseğini yapmışlar. Bir de alçağını yapmışlar. Bak bak bak. Ya çıldırmışlar. Çok güzel. Birini banyo dolabının şeyine koy diye. Diğeri de böyle o nereye? Mutfağa ya da böyle hani kitaplıkta duruyor falan. İçinde böyle belki biraz daha bez çanta var. Bez çanta! Dolabına falan koyarsın. Ay çok iyi. Güzelmiş. Bir de böyle açık dolap sistemi gelmiş ya şimdi. Onun her yerine klatır koyarız. Her yerine kutular bir şeyler. Oralara çok yükseldim ben. Ve daha bunun şeyini de düşün. Kendi içindeki parçaları ayırmalı custom content yapıyorlar ya. Hı hı. Bir de onu düşün. Ben senin ekran paylaşımını kapatmak zorundayım. Drop oluyor çok. Tamam tamam ben yayından bakarım. Ben de zaten durağım bir ekran oldu. Evet. Yaptım. Bitrate de artırayım mı? Az önceki drop'un özrü olarak chat. Hallettim kusura bakmayın. Az önce Gözde'nin neden bahsettiğimi bilmeyenler için böyle şey yapıyorlar. Şuradaki gibi durun. Custom contentçiler şey yapıyor. Sims'in böyle yaptığı eşyaları böyle kendinden içi dolu olan eşyalardaki objeleri çıkarıyorlar içinden. Ve custom content olarak onu tek başına yüklüyorlar. Ve istediğin yere kullanıyorsun ve Sims'in kendi stiline çok uygun oluyor. Çünkü kendi yaptıkları şeyler oluyor. Mesela bakın şuradakiler falan anladınız mı? Böyle ıvır zıvırları hep işte ayırıyorlar. Kendileri de bir şey yapmıyorlar. Çok 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 seviyorum onları kullanmayı. Peki ayakkabılar var. Boş yerlerine bir şey konuyor mu mesela? Onlar önemli. Dur ona bakayım. Biz şu ayakkabıları koyayım. Ayakkabıları koyayım bu evin en karanlık köşesine. Göremediğimiz. cute. İkili olması iyiymiş. Hep bir sürü yapıyorlar böyle şeyleri. Böyle bir nereye koyayım diyorsun yani. Ama böyle olunca biz kendimiz çoğaltırız. Renk renk çeşit renk çeşit. Renklisiniz galiba. Öyle bir havanız var. Var ki sanki şu yeşilli olandan bizde kastım konuşuyor ya. Birebir aynısını mı yapmışlar? Bu acaba şey mi? Kreatesimde mi var? O yüzden mi? Sanki var ya bunlar hep kreatif. Şunlar yok da. Bunlar var galiba. IQ Ulus Demir Prime ile 3. ayını yenilemiş. Hoş geldin. Teşekkür ederim. 3. ayımız kutlu olsun. Ay yeni güzel sushi'ye geçtin. Ah. Neyse. Çok da bayılmadım ama ayakkabılara. Biraz daha cool ayakkabılar isterdim. Mesela o custom şey kreatesimde gördüğümüz iyi yapılmamış olan burnu küt ayakkabı böyle terlik miydi o? Vardı ya. Mesela onu buraya koysunlar işte. Ayakta kötü duruyor da orada cool dururdu. Evet. Doğru. Hatta yani ayakta hiç durmasa keşke. Sadece burada dursa daha iyi. Onu kimse giymeyecek ya bu arada. Yok oldu. O havlular banyo havlusu mu? Sen ne olmasını istersen o. Senin hayal gücüne kalmış. Şunun güzelliği. Onun o ketenin şeyini aldınız mı? Ay yeter çok övdüm. Sims hak etmiyor bu kadar övülmeyi. Aynen bence de böyle. Şuna bak ya. Tamam abi, çok övdüm diye. Çocuk gibi sevinmedik ya. Evet. Ya çünkü zor değildi. Bunca yıldır
custom contentçiler yapıyor ya, bedavaya heveslenip yapıyorlar ya. Para karşılığında yapamadılar şunu yıllardır. Hey, düz beyazı var. Haleluya. Bayağı Ikea kutusu yapmışlar ya. Böyle. Evet. İçleri dolu bu arada. Görebiliyor musun? Gördüm, gördüm. Dur. Şöyle daha çok belli oluyordur renklilerinde. Ay çok tatlı ya. Kitaplar mitaplar bir şeyler koymuşlar. Şuna bak. İnanılmaz ya. Hiç beklemediğim şeyler gerçekten. Evet. 8 yıldır bizi parmaklarında oynatıyorlarmış. Zar falan var. Böyle zarın noktaları falan her şey var. Yani çok garip. Bir hata aldım. Object is currently locked. Ama değil. View unlock conditions in build mode. Ay. Ignore gameplay unlocks entitlement. Bu mu çözecek sence bu sorunu? Yoksa başka bir şey mi bunun derdi? Bunun olayı. Ben hiç bilmiyorum. Ben hiç yokum. Şifreler depchat'e soruyorum. Bu değilmiş. Allah Allah. Çok enteresan. Çünkü konuyor da aktif yani. Diğerleri gibi değil. Neyse. İkinci level'ında açılıyormuş. Interior Decorator kariyerinin. Güzeller ama. Ben bunları kullanırım. Ay şunlara bak bak ablası. Dekorasyon. Böyle soyut soyut biblolar, bir şeyler var. Biblo mu diyeyim artık bunlara? Heykel mi diyeyim? Ne demek isterseniz. Yine bunların da sade rengini yapmışlar, iyi yapmışlar. Ama asla kullanamam. Yani şöyle bir şey o kadar koyamam ki bir eve ben. Aa bir halı daha varmış. Kenarda köşede falan bir yerde. Aa bunu da koyamıyorum. Ama şöyle renklerine bakabiliriz. Neyin kenarına köşesine koyacaksın? Gözde onu. Yani bir yanı bir bitki bir şey. Araları böyle kalabalık sıkıştırılmış bir şeyler olabilir. Ben böyle şeyler görünce hep şey alıyorum. Ay bunun tozunu kim alacak ya? Bir amaca hizmet etmeyince kullanamıyorum falan. Bu çok güzelmiş. Ben biraz şey yayından takip ediyorum ya. O yüzden arada duraklıyorum. Bakıyorum ne ediyorsun diye. Sonra da konuşuyorum gibi oluyor. Ben anladım da chat'e söylediğin iyi oldu. Bitki Queen Gözde diyorlar. Evet, ben çok fazla bitki kullanıyorum ya. Ama şimdi Sims'in de özellikle camdan içeri ışık sızıyorsa şeyi hak ediyor yani. O bitkileri hak ediyor Sims. Evet, bir de her yeri güzelleştiriyor yani. Bitki koymadan ben eksik hissediyorum ya. Katılıyorum. Bayıldım bunlara. Çok güzeller. İçlerinde farklı farklı objeler var Swatch'u değiştirince. Ya oha, bir çalışkanlaşmışlar. Bir şey olmuş bunlara. Bu kadarına mesela gerek yoktu. Hani bunca zamandır bir şeyler istiyoruz. Onları vermiyorlar. Şimdi onca zamandır istediğimiz şeyleri vermişler. İstemediklerimizi de vermişler üstüne falan. Bir de şimdi bunları hem renklerini değiştirirler hem içindekileri hani renk swatchlarını tekrar düzenlerler, anladın mı? Custom contentçiler. Evet, kesinlikle. Bu arada şöyle yapmışlar. Ben de şunu fark ettim. Mesela daha yetişkin renklerinde içinde kitaplar varken böyle rengarenk çocuk odası gibi şeyler, evet, içinde oyuncak gibi şeyler var. Bir de o yüzden yapmışlar yani. Aynen aynen. Ama mesela aferin, renkli olana da diğerini koyarlar belki falan gibi şeyler yapabilirler. Yine uğraşır onları birileri. Farklı renkte olanları İçindekileri değiştirmeye uğraşırlar yani mutlaka. Başka obje koymak mı yani? Niye bu kadar zor anlıyorum? Hayır, içindekileri değiştirmek yani renklerle kombinleri. Anladın mı? Neyse boşver. Okey, Sims yapmış zaten. Custom contentçiler zaten yapar. Ha işte onu diyorum ben. Işıkları beğendim. Bu biraz garip bir çocukmuş ama şunu bayağı beğendim. Ay kullanışlı, çok kullanışlı. Böyle hiç görüp oha ışığın güzelliğine bak demezsin mesela ama çok kullanışlı.
Aydın ne kadar aydınlatıyor acaba karanlık bir yere? Fena değil. Işığı biraz beyaz beyazmış ama. Ay ama şeyi çok tatlı. Bunlar ne bunlar? Kuş mu? Kuş gibi mi bunlar? Çok sevimliler. Güzel ya. Bir de böyle renkli şeylerin güzel olmasına alışık değiliz ya Sims'te. Hmm. Hani renkli çirkin oluyor ya genelde. Böyle renkli şeylerin tatlı pastel güzel olması çok garip geliyor. Evet sonunda renk kullanmayı becermişler. Evet. Bak bu üçlü ışığın mesela teklisini de getirmişler. Kendimiz kendi renk kombinasyonlarımızı yapalım diye. Hani bunlar çok kolay şeylerdi. Bunları o kadar yapmıyorlar ki. Zaten yapılmış olan şeyin teklisini koyacaksın yani. Koyun işte şunları. Bak öbür kuş gibi olanınki de var. Çok iyi ya. Bir de bunlar da şeye modüler olsaydı, uzayıp kısalan halini içinden seçebilseydik tadından yenmezdi. Evet evet o çok iyi olurdu. Öyle bir şey getirmeleri gerekiyor zaten artık. Yani bir üç boyutlu, ya üç boyutlu derken kısa uzun ve daha uzun gibi yapıyor olmaları bile beni biraz şaşırtıyordu zaten. Aa ışıkmış şey... bu. Sütunları uzatabiliyoruz ya artık mesela öyle bir sistemle olsa çok iyi olur aşağı indirebiliyor olsak. Katılıyorum. Ufak ufak kafaları yerine geliyor ama artık Sims 5 çıkacak yani. Aa, yok ya yalan bence. Tabii canım daha net çıkmayacak. Net 3 senesi falan var bence en az. Ha sen bayağı çıkmayacak mı diyorsun? Yani... Bilmiyorum. Büyük bir şehir efsanesi gibi geliyor. Peki altın rengi Burhan Altıntop laptopu hakkında ne düşünüyorsun? Çok kötü ya. Bu ne ya? Ve bir şey yapalım demişler. Evet evet bir tane nazar boncuğu olsun demişler. Ve bu 10. seviyede açılıyor. Oha ya. Evet yani artık böyle sen bu meslekte master'sın bunu kullanıyorsan. Ne? Parayı buldum ve her yere altın yapmak istedim laptopumu yani. Bu kadar mı klatır? Aa, az değil miymiş? Az bence. Azmış klatır. Çok mobilya yaptık demişler ve klatırı yani dekorasyonu bırakmışlar. Bitki yok mesela. Hiç yok. Bir tane şuradaki kuru bitkimsi şey var o kadar. Ay, hiç o bir tane bile yok. O çok güzel ama. Çok bayağı güzel. Ona ben çok düştüm yani. Evet evet. Katılıyorum kesinlikle. Şuradan bir screenshot alayım bari. Thumbnail'a koymak. Bu kadar şeyin içinde bu kadar boş klatır kullanılacak bir paket yaptınız daha çok klatır olmalıydı bence. Bence böyle de. Kutucuk, çok kutucuk var doldurulacak yani. Katılıyorum ama bugüne kadar verdiğimiz klatırlara saysınlar demişler bence. Yani benim için hiçbir zaman yeterli değil biliyorsunuz. Nasıl build yok? Aa duvar kağıdı falan yok mu? Pencere, kapı falan. Hmm, bir tane şöyle bir duvar kağıdı var. Hmm, fena değil yani cute ama çok az yere kullanılabilir. Bu beyazı biraz güzelmiş. Çaktırmadan doku veriyor olması. Hmm. Ya aslında güzel ama hani hakikaten böyle küçücük tek bir duvara ancak. Bu nasıl bir yeşil ya? Bütün pakette o kadar güzel yeşil kullanmışsınız. Bu nasıl... Cami yeşili geldi bir anda. Türbe yeşili pardon. Sarı gibi olanla beyaz olan güzelmiş. Kesinlikle katılıyorum. Tabii ki aynı şeyi beğenecektik. Şimdi sen de dedin hatta gözü. Şunlara bir şeyler koyalım falan. Ne? Buraların slotlarını mı görmek istiyorsunuz? Evet evet. Dur o zaman kapılara bakayım. Bir şey verecekmiş gibi ve kandırmışım gibi falan oldu. Neyse dur. Şu ışıklı tarafa koyalım da görelim. Güzel sade kapı her zaman lazım olur. İyi olmuş. Kendince biraz ayrıntısı falan niye var. Niye yoktu zaten? O base game'deki çirkin beyaz kapıyı kullanıyorduk ya şaka gibi. Aaa
çok güzel sürgülü kapı. Dün gördüğüm bu demek ki. Şimdi alıcı gözle bakınca bir yeniden beğendim falan. Aa nice. Başka? Güzelmiş. Beğendim. Çok harika bir kapımız. Aa, yüksek yok. Cam da yok hiç. Çit de yok. Sütun yok. Ağaç yok. Çatı yok. Daha ne? Zemin var mı? Zemin de yok. Aa. Başka da bir şey yok zaten. Zemin olmayışına çok şaşırdım. Zemin olmaması evet ya. Biraz saçmamız. Şöyle ne bileyim güzel bir parke yakışırdı şu pakete yani. Evet, evet. Ya da şu güzel bir mutfak fayansı. Şunların altına gidecek sade sade böyle şey duran. Mat mat duran. Yani bu kadar ahşap paket yapmışsınız. Güzel bunlara uyumlu bir de parke yapsaydınız dedikti evet. Bana da. Ya da en azından yani şu ahşabın altına aynısı kullanılmaz ama hali hazırda olan ahşabı bir parke şeyinin üstüne atsaydınız. Yani direkt böyle kullanmasak bile şu ahşabı çok daha az kullandığımız bir odanın zeminine o ahşabı yapıp yaptığınız halılardan atardık yere işte. Aynen. Neyse buna burada da şükür. Deli ev gibi bir şey oldu. Ha tabii canım orası ayrı. Hayret yani hala şaşırıyorum ben. Dur ama bir şey koyayım bari. Yani en azından gözümüze temiz temiz gözüksün. Hadi böyle olsun daha showroom vibes. Ben bu yayından 12'de çıkacaktım. Ne hale geldin? Benim suçum değil. Sims'in suçu. Ben bu yayını bu kadar uzun yapmak istemiyordum ki. Erken yatacaktım falan güya. Saat olmuş 3.21 ya. Biz ne yapıyoruz? Bugün oynamayacağım bu arada. Yuh artık. Aa. Daha bir de oldu oyun aynı. Aa diyor burada. Discord'dan bağlanmış. Aa diyor ya. Yok yok gözlerim şey oluyor. Çeti seslendiriyorum ben şu an. Evet çeti seslendir. Ya çok merak etmiştim mimarcılık oynamayı. Ben de ettim de. Bir bok anlamayacağım, oynayamayacağım falan o kadar eminim ki. Neyse bu evi galeriye yüklüyorum indirirsiniz dermişim. Hayır öyle bir şey yapmadım. Ben gidiyorum. Sen gidiyorsun. Çünkü zaten ben de gidiyorum. O zaman teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Keşke daha önce gelseydin. Bütün bunlara beraber baksaydık. Sondan 3 tane şeye baktık. Saçma sapan oldu yani. Olsun. Bir beraber biraz salyalanmış olduk. Evet en azından. En çok neyi beğendin? Şeyi çok ilgimi çekti. Şu parçalı mobilyaları tezgah gibi yapmışlar ya seçebiliyorsun falan. Anladın mı demek istediğimi? Evet, evet ben senin beni yani hangisi köşe, olmuş. Hangisi bir şey falan. Evet, ona katılıyorum. Obje olarak ben galiba yatağı çok sevdim ya. Şey pampaslı şeyi çok beğendim bir de. Pampas ne? O bitkinin adı pampas değil mi? Öyle mi? Aa, ilk defa duyuyorum falan. Yeni öğreniyorum şu an. E sende de yok mu pampa? İşte ama adını bilmiyorum. Ha. İyi tamam. O zaman biz de klip milip izleriz şimdi. Görüşürüz. Teşekkür ederim yeniden. YouTube ve chat Gözde'yi takip. Aşağı şey linkini koyarım. Unuttum YouTube'a link koyabildiğimi. Okay, bye bye. Bye bye. Teşekkür ederiz. Aa hala yerleştiremiyorum ya inanılmaz. Kaç para lan bilot? 482 bin. Ben kaç yaptım? Öf. Motherload kullanıyorum ya. Money bilmem kaç yazsana Ece. Şey misin? İlk defa mı Sims oynuyorsun? koy şunu bir. Burayı koyayım da öyle kaydedeyim dedim o yüzden. Ben bir yandan yayın yapıp bir yandan ekran paylaşımı açabiliyordum Discord'dan. Niye böyle oldu? Çıktım oradan da. Hadi koysun da. Neyse biz de o sırada o zaman YouTube valla build modda böyle
Build modda böyleydi. Artık bizim oynayacak şeyimiz kalmadı. Siz şu an tabii sonradan izliyorsunuz ama saat şu an 3.24. Dolayısıyla ay bu evde pek kötüymüş be. Neyse taşındırız belki bu kızı. Parasını da normal bir paraya çeviririz falan. Ha burası en üstü ama. Ha, içi. Artık bunlara da bakarız. Bakarsınız. Bu kuzu bir ev yaparız. Bakarsınız şu son yaptığımız lofta mı taşınır yoksa? Nasıl fikir? Öyle şeyler de olabilir yani. Dolayısıyla öyle böyle şöyle sizleri çok öpüyorum. Eğer buralardan baktıysanız, izlediyseniz... Discovery'sin değil, onu geçtim. Onun yerine şöyle söyleyeyim. Her like bir benim de bu paketin eşyalarına salyalarım aktı demektir. Öptüm çok, hadi bay bay.